İnsanoğlunun en fazla anlam yüklediği şeylerden birisidir. Damarlarımızın içerisinde akan ve bize hayat veren o mükemmel sıvı. Birçok insanı birbirine bağlayan, tarih boyunca ritüellerin merkezinde yer alan ve size asalet bile verebilen bir sıvıydı bu. Peki kan dediğimiz şey gerçekte ne işe yarar? Fizyolojik açıdan baktığımızda oksijen, besin, hormon ve atıkların taşınmasını sağlar. Vücut sıcaklığı, pH seviyesi ve sıvı hacimlerinin düzenlenmesi gibi süreçlerde rol oynar. Kanı oluşturan yapılara baktığımızda temel anlamda plazma, alyuvar, akyuvar ve trombositlerden oluştuğunu görürüz. Plazmanın %90'ını suyun oluşturduğunu, geri kalan %10'luk kısımda ise protein, elektrolit, hormon ve çeşitli atık ürünlerin olduğunu belirtelim. Her ne kadar herkesin kanı dışarıdan benzer şekilde gözükse de hepimizin bildiği üzere durum hiç de öyle değildir. Tarih boyunca her zaman kutsal görünen kanın nakliyle ilgili çalışmalar 1600'lü yıllardan itibaren başladı. Önce hayvan, sonra insan kanları başka kişilere nakledilmeye çalışılsa da sonuç hep başarısız oldu ve nakil yapılan kişiler öldü. Ta ki 1900'lü yılların başına kadar. Avusturyalı bilim insanı Karl Landsteiner sağlıklı insanlardan topladığı kanları inceleyerek bugün kullandığımız ABO sistemini keşfetti. Bu keşfi sayesinde 1930 yılında Nobel ödülü de kazandı. Peki kanları farklı gruplara ayıran neydi? Aslında bu durum bir miktar karışık olup en basit haliyle ifade etmeye çalışalım. Söz konusu bir kişinin kan grubu olduğunda iki terim söz konusu. Antijen ve antikor. Antijeni aslında o hücrenin kim olduğunu gösteren bir kimlik gibi düşünebilirsiniz. Antikorlar da vücuttaki yabancı antijenleri tespit etmeye yarayan bağışıklık sistemine ait yapılar. Zira vücudumuzun bağışıklık sistemi bu konuda çok hassastır ve gördüğü her yabancıyı ortadan kaldırmaya programlanmıştır. Söz konusu kan grupları olduğunda en etkili olan iki temel antijen A ve B olarak bulunmuştu. Mesela A kan grubu bir kişinin alyuvarlarının yüzeyinde A antijeni vardır. Zaten bu yüzden A grubu olarak adlandırılır. Bu kişilerin kanında aynı zamanda anti-B adını verdiğimiz antikorlar bulunur. Bu antikorlar B'yi gördükleri yerde indirirler çünkü burası A'ların mekanıdır. B grubunda da tahmin edeceğiniz üzere alyuvarların üzerindeki antijen B'dir. Antikorları ise anti-A'dır. Bunlar da A'ları gördükleri yerde indirirler. AB grubunda ilginç bir şekilde alyuvarların üzerinde hem A hem de B antijenleri bulunur. Doğal olarak bu kişilerin kanlarında anti-A ya da anti-B bulunmaz, yoksa kendi kanlarını çökertirlerdi. O kan grubunda ise alyuvarların üzerinde A ya da B antijeni yoktur. Bu kişilerin kanında antikor olarak anti-A ve anti-B beraber bulunmaktadır. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kan naklindeki ihtimallere bir göz atalım. Eğer A kan grubu bir kişiye B verirseniz A grubu içerisinde yer alan anti-B'ler gelen B'leri indireceğinden kişi ölür. Benzer bir senaryo B kişisine verilen A grubu içinde geçerlidir. AB grubunda anti-A ya da anti-B olmadığından diğer gruplar bu kişilere kan verdiğinde sorun olmayacaktır. O nedenle AB grubu en şanslı kişilerdir ve genel alıcılar olarak bilinirler. O grubu ise şanssızdır çünkü içerisinde hem anti-A hem de anti-B bulunmaktadır. O nedenle kendi grubu dışında kimseden kan alamaz. Ama alyuvarları üzerinde herhangi bir antijen olmadığı için tüm gruplara kan verebilir. Bu nedenle o genel verici olarak bilinir. Ama olay bununla bitmiyordu. Landsteiner'ın keşfinden yıllar sonra yeni bir antijenin varlığı daha keşfedildi. İlk kez resus maymunlarında keşfedildiğinden bu gruba RH adı verildi ve ABO sistemine ilaveten hayatımıza RH pozitif ve RH negatif kavramları girdi. Bu arada RH'ın da D harfiyle simgelendiğini belirtelim. Bu durumda ABO ve D harflerinden oluşan bir sistem çıkar karşımıza. Peki neden ABCD değil de ABOD? Harfler sırasıyla giderken O nereden çıktı diye merak edenlere hemen belirtelim. Bu durum tümüyle Almanca'dan kaynaklanmakta. Landsteiner A ve B gruplarını tespit ettikten sonra 3. gruba Uhna kelimesinin baş harfini koymuştu. Bu kelime olmaksızın gibi bir anlam içermekte çünkü bu grupta A ve B antijeni yoktu. Olaya bu açıdan baktığımızda ülkemizde günlük konuşmalar içerisinde O grubu yerine sıfır kullanılması daha anlaşılabilir hale gelmekte. Kan gruplarının dünyadaki dağılımına baktığımızda O pozitif ve A pozitiflerin yaygın olduğunu görmekteyiz. O pozitif grubu insanların yaklaşık %38,7'sinde, A pozitif grubu ise %27,4'ünde görülmekte. Ama bu durum toplum ve ırklara göre çeşitlilik göstermekte. Mesela ülkemizde dahil olmak üzere bazı ülkelerde A pozitifin görülme yüzdesi
risklisi daha yüksektir. Bilim insanları 1980'lerden beri kan naklinde sorun olan bu grup farklılıkları üzerinde çalışmakta. Aslında bu kapsamda birçok enzim keşfedildi ama yakın dönemde keşfedilen bir enzim bugüne kadar keşfedilen enzimlerden 30 kat daha yüksek performans gösterdi. Bu enzim ilginç bir şekilde A ya da B grubu kişilerin kan grubunu O kan grubuna dönüştürebiliyordu. Bu enzimin keşfedildiği yer ise daha da ilginç. Bağırsak mikrobiyotamız. Kolombiya Üniversitesi'nden Stephen Withers ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda bağırsaklarımızda A ve B antijenlerine benzeyen yapıların olduğunu ve bir takım bakterilerin de bu yapıları besin amaçlı kullandığını görmüştü. Bu bakterilerden elde edilen yeni enzim sayesinde alyuvarlar üzerinde yer alan A ve B antijenlerini ortadan kaldırarak A ve B kan gruplarını O kan grubuna dönüştürebilmeyi başardılar. Umarım bu müthiş gelişme daha kapsamlı çalışıldığında da pozitif sonuçlar vermeye devam eder. Zira her ne kadar çevremizde göremesek de kan ihtiyacı olan birçok insan kendisine uygun kan bulunamadığı için büyük sorunlar yaşamakta. O nedenle bilim kendi içerisinde ilerleye dursun ama kan bağışı meselesinin çok önemli bir mesele olduğunu unutmayın lütfen. Sanırım damarlarımızdaki kanı asil hale getirecek en etkili yöntemlerden biri de sahip olduğumuz kanı ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek. Zira bundan daha asil hangi davranış olabilir ki? O yüzden kan bağışında bulunan tüm güzel nöronlu asil insanların hastasıyız.